TV5 ekranlarında Fikir Meclisi programı kaldığı yerden devam ediyor. Evet, Muhterem Başkanım, Ekrem abimizle isterseniz devam edelim. Vallahi hep Ekrem abiyle devam ediyoruz ama estağfurullah. Yani kısa bir şeyler söyleyivereyim gene. Buyurun, tabii. Buyurunuz. Çünkü Ekrem Bey konuşmaya başlayınca biz de ağzımızı açık dinliyoruz. Estağfurullah. Severek dinliyoruz tabii. Evet. Sağ olun. Yani hocam... bütün derdi milli görüştü. Davaya hizmetti. Hiç unutmuyorum. Can Kurtaran diye bir sosyal tesisleri yaptık biz şeyde, Can Kurtaran'da, Eminönü'nde. Ama gerçekten çok güzel. Surların denize bakıyor. Denize bakıyor. Yunus balıkları falan hopluyor, zıplıyor. Hocam böyle baktı, baktı. Dedi, başkan, burayı siz mi yaptınız? Hayır efendim dedim. Kim yaptı dedi? Milli görüş yaptı dedi. Bir hoşuna gitti. Ama doğruydu o. Tabii ki. Yani orayı yapan aslında milli görüş. Tabii. Oydu, o zihniyetti. Çünkü yani o konuda da birçok hatıralarımız var da. Vali Bey aradı beni, o zamanın Erol Bey, kulakları çınlasın. İşçileri almış götürmüş falan. Sonra telefon ettim, aileleri gelmiş, bana haber geldi. Dedim, sayın valim, işçileri götürmüşsün. Evet dedi. Bak, çoluk çocuk burada, hepsi işçilerin, bütün çoluğu çocuğu burada. Sen götürdün, sana göndereceğim, vilayetin önünde. Neden götürüyor başkanım, anlamadım ben orayı. Yani işte izin yok, kaçak çalışıyorsunuz. Kaçak yapılıyor diye. Diye. Dedim, sayın valim, kaçak yapıyı kime bildirmemiz lazım? Dedi, belediyeye. E sen niye bildirmiyorsun dedim bana. Başkan, sana bir şey soracağım dedi, doğru söyle. Sen dedim, hiç bizim yalan söylediğimizi gördün mü sayın valim? Neyse söyle, soracağım, doğru söyle dedi. Tamam, doğru söyleyeceğim. Sen burayı dedi birine peşkeş mi çekeceksin? Tabii peşkeş çekeceğim dedi. Boşu boşuna burayı niye yapayım? Ya kime peşkeş çekeceksin dedi. Eminönü halkına dedi. Eminönü halkının %70'i zekata muhtaç sayın valim. Sizler dedim yengeyi alıp kolunuza gidiyorsunuz. Bakırköy'de, Yeşilköy'de, Florya'da öyle denize baka baka çay kahve içiyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Ama burada Eminönü'nde oturan insanların böyle bir lüksü yok, cebinde parası yok. İşte onlar için ben burayı onlara peşkeş çektim. Allah seni iyi etsin, tamam bırakıyorum dedi. Öyle de bir anlatadım. Evet, milli görüşü tanımlarken bizim Danimarka'da çok sevdiğimiz Kopenhag'ında bir ağabeyimiz var. Milli görüş teşkilatlarında çalışan. Şöyle tanımlıyor milli görüşü. Biz Avrupa'da yaşıyoruz diyor. Milli görüş yüzme bilmeyen bir insanın okyanusa düşmesi, o yüzme bilmeyen insana atılan bir can simididir diyor. Avrupa bir okyanus. Bizlerse o okyanusa düşmüş, yüzme bilmeyen insanlarız. Milli görüş ise can o can simididir. Aynen öyleydi. Dehşet aynen, bir evet. Tanımlama aslında. Gerçekten öyleydi ya. Evet, İkram abi, size işte dünyadaki İslami hareketler, mücadeleler ve Erbakan hocamızın o mücadelelere yaklaşımı, tavrı, isterseniz biraz bunun üzerinden gidelim. Hay hay. Şimdi 1980 yılı ihtilali ile Milli Selamet Partisi kapatılmış. Efendim hocamız ve diğer büyüklerimiz 11 ay hapiste tutulmuşlar. O da nasıl bir hapis ki, sabah namazından sonra dualar, zikirler, herkesin dersi var. O ayrı bir konu. Yasin ya. Hatipoğlu abi şöyle anlattı, noktaları evet. Hiç çıkasımız gelmedi oradan dedi, o lezzetten dedi, o sohbet. Evet. Tabi Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, evet, zindan bile gülistan oluyor. Gülistan oldu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateş nasıl gülistan oldu? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a zindan nasıl ferahlık mekanı olduysa onlara da öyle oldu. Oradaki hatıralarına söz gelirse inşallah gireriz. İnşallah. Orada çok büyük hatıraları var hocamızın ve arkadaşlarımızın, büyüklerimizin. Tabii hocamız ve arkadaşları beraat ettiler ama aylarca, yıllarca mahkemelerde süründüler. Onu da söylememiz lazım. 1983 yılında genel seçimler
yapılacak Refah Partisi'ne izin vermediler. Veto ettiler. Kurucularını veto ettiler. Genel başkan adayını veto ettiler vesaire. Oyaladılar, oyaladılar. Ancak 84 yılında Refah Partisi kurulabildi. Ve o kurulduğu zaman da biz İstanbul'da İl Yönetim Kurulu'na seçildik. Mali müşavir olmamız hasebiyle de direkt il başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın muhasipliğine bizi layık gördüler. Çünkü mali müşaviriz, mesleğimiz o. Ben 1999 yılına kadar yaklaşık 17 yıl, 16 küsür yıl il muhasibi çok büyük bölümünde de Tayyip Bey'in yardımcısı olarak, mali işleri yürüten kişisi olarak, belediyede de plan bütçe komisyonu yürüten kişiydim. Yani hiç irtibatımız kopmadı o devirden itibaren. Ben bu 17 yıllık artı hocamızın vefatına kadar olan 11 yılı daha üzerine koyarsanız 17, 27 yıl, 30 yıla yakın fiili görevde bulunmuş bir kişiyim. Görevimin çok büyük bir bölümü İstanbul'da muhasiplik ve mali müşavirlik ve partinin mali işlerini İstanbul'un mali komitesini yürüten kişi olarak çok şeye şahit oldum. Görevim gereği. Doğru. Nelere şahit oldum? İşte sorunuzun cevabı olarak birkaç tane anekdot olarak anlatmak istiyorum. Biz göreve başladığımızda, tarihleri karıştırıyorsam muhterem izleyicilerim hoş görsün. Çünkü hangi olay hangi olaydan önceydi, benim hafızam pek taze değil. Bazen karıştırabiliyorum başkanım. Cezayir olaylarını kucağımızda bulduk. Ne oldu Cezayir'de? Cezayir'de uzun müddet cuntacılık uygulandı. Serbest seçim, serbest parti dönemine geçildiğinde de Müslümanlar orada bir parti kurdular. Partiyi kuran ve başına geçen kişi de hayatta mıdır bilmiyorum, Abbas Medeni Bey vardı. Abbas Medeni Bey'di. Tabii hemen düzen Avrupa'nın da teşvikiyle, Haçlıların teşvikiyle Abbas Medeni ve kurduğu partinin aleyhine, çok büyük oy da almıştı çünkü, aleyhine döndü. Olaylar oldu. Bir takım sıkıştırmalar, mahkemeler, cinayetler orada Müslümanları sindirmek için. Abbas Medeni'nin bizzat İstanbul'a ve Ankara'ya gelerek hocamızla zaman zaman temas ettiğini, ondan akıllar alarak giderek Cezayir'de mücadeleyi yürüttüğünü bilen bir kişiyim. Hocamızla görüşür. Orada hocamızdan aldığı taktikleri Cezayir'de uygulardı. Cezayir mücadelesinin sonu ne oldu? O ayrı bir konu. Hocamızdan ayrı bir konu. Ama orada çok kötü şeyler olduğunu ifade edebilirim. Orada düzen çok büyük cinayetler işleyerek, toplu katliamlar yaparak bunu Müslümanlar üzerine Abbas Medeni'nin, daha sonra oğlu galiba, yürütmeye çalıştı olayı. Evet. Onun üzerine attıklarını, Cezayir tarihini çok iyi incelemek gerektiğini ifade ediyorum. Geçiyorum. Yine geçmede biz... ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Kusura bakmayın. Ha, yani seyircilerimden de özür diliyoruz. Böyle üç bir araya gelince. Tabii. 2005 yılıydı Allahu alem. Allah rahmet etsin Osman Yumakoğlu il başkanımız. Biz de il başkan yardımcıları olarak hepimiz Fas'a gittik. Fas'a gittik. Fas'a gittik. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mi? Adalet ve Teymiye Partisi. Teymiye Partisi. Ziyarete gittik. İşte orada bir takım temaslar yaptık. Dedik ki bu partinin kurucu lideri, şu anda ismi aklıma gelmiyor bir türlü. Onu ziyaret etmek istiyoruz. Dediler ki çok rahatsız. Yani öyle herkesle konuşamıyor. Eğer bir izin isteyelim, müsaade ederse hay hay. Biz de dedik ki Erbakan hocamın selamını iletin. Onun selamını söyleyeceğiz. Bir 15 dakika falan müsaade alabiliriz dediler. Bir saat sonra geldiler, dediler bekliyor, hemen gidiyoruz. 15 dakika dediği 3 saat o zat bizi salmadı. Yattığı yerden. Yatmıyor da oturur halde ama hayli ihtiyarlamış. İşte hocamdan, şundan, bundan bir sürü konulardan konuştuk. Sonunda dedi ki
Biz dediği 90 yılına kadar sadece Kur'an üzerine çalışıyorduk. İşte Kur'an talebesi yetiştiriyoruz, hafızlar yetiştiriyoruz, ilmihal bilgilerini yaymaya gayret ediyoruz. 90 yılında Erbakan Hoca geldi buraya. Fas'a gitmiş. Fas'a gitti. Dedi ki bize, milli görüş ve İslam şudur diye anlatmaya başladı. Sonra biz partiyi kurma mecburiyetinde olduğumuzu anladık. O anlattı, Erbakan Hoca anlattı onlara. Onlara anlatmış ve hoca şeyde, işte o kurucu genel başkan da biz bunu anladık. Ve hocamın talimatıyla bu Adalet ve Teymiye Partisi'ni kurduk dedi. Şu anda meclisteyiz. İnşallah hükümet de olacağız. Hükümet de oldular. Hükümet de oldular. İnşallah hükümet de olacağız. Ve bunun mucidi, bunun mimarı Erbakan Hoca'dır. Sakın ha dedi. Erbakan sadece sizin hocanız değil. Bizim de hocamız. Evet. Çok güzel bir anekdot. Ben iyi hatırlıyorum. Yani Fas'a gittiğini, Fas'ta bir takım temaslarda bulunduğunu, demek ki oraya gittiğinde bunları işledi. Nereye giderse rayına koydu. Nereye giderse bunu işliyordu. Evet. Şimdi Abbas Medeni olayı bu şekilde. Başka temasları da mutlaka olmuştur. Ben İstanbul'dakileri söylüyorum. Birdenbire Rusların Afganistan'ı işgal ettiğini ve katliama başladıklarını görüyoruz. Yine 80'li yılların içinde olmuş olan olay. Galiba 80'li evet, yıllar. Evet. Çok büyük katliamlar var orada. Afgan mücahitleri efendim baldırı çıplak tabiri yerine oturur mu bilmiyorum ama adamların giymeye elbisesi yok, yemeye yiyecekleri yok. Efendim çakar almaz silahları var elinde. Tanka karşı mücadele ediyorlar. Evet. Paraları yok, imkanları yok. Bunların liderleri zaman zaman Burhanettin Rabbani, rahmetli oldu galiba. Allah razı olsun. Evet, evet. Gülbettin Hikmetyar. Hikmetyar. Efendim bir general daha vardı. Bunlar zaman zaman ayrı ayrı Erbakan hocama gelirler. Erbakan hocamdan taktikler alırlardı. Erbakan hocam da bize emrederdi. Bunlara yardım toplanacak. Giderken para vereceğiz diyerek biz de teşkilatlarımıza gider. Başımızda tabii Tayyip Erdoğan var. İl başkanımız var. Onun başkanlığında yardım komiteleri kurulur. Bu yardım komitelerine hep başkanlık ederdim. Niye? Mali İşler Başkanıyım ben. Hatırlarsınız başkanım. Doğru, çok iyi hatırlıyorum. Efendim, paralar toplardık. Çok para mı? Yok, çok az. Yani o günün zenginleri de para vermiyorlardı Allah alem. Ben hatırladığım kadarıyla bizi gördüklerinde ellerinin tersiyle böyle iterdi. Çünkü biz para isteyen adamız. Hatta bizim lakabımız 500 lira çıkmıştı. O kadar çok muhasebe para toplamışız ki uzaktan bizi gören 500'lük geliyor derdi. Herkes cebine bir elini tutardı. Yani cebimizden para alacak. Espri olarak da söylüyorum. Paralar topladık. Az paralar topladık. Az paralar toplardık. Burhanettin Rabbani, Gülbettin Hikmetyar bunlara giderken ceplerine bu paralar konulurdu. Her geldiklerinde para toplardık. Bunları biz evlerimize de misafirliğe götürürdük. Niye? Bunları otellere bırakamayız. Neden? Otellerde cinayet işlenme ihtimalleri tabii var. Evet, Rus ajanları var. Efendim, bunları evlerimizde misafir ederdik. Hatta Gülbettin Hikmetyar'ı bir gün bir eve misafirliğe götürdük. O akşam da o misafirlikte sohbet yapıyoruz. Onlar bize canlı cihat sahneleri anlatıyorlar. Biz de hayran hayran dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Gülbettin Hikmetyalı çekilmiş bir resmi vardır. Dizinin dibindeki resim o mudur? Evet, birlik resmi odur. Biz de vardık. O resmin arka planda biz de vardık. Gülbettin Hikmetyalı sandalyenin üstünde anlatıyor koltuğun. Tayyip Erdoğan da yere dizini çökmüş dinliyor. O sahne çok üzerinde çalışıldı diğerleri tarafından, evet. Tayyip Bey'i kötülemek için ama orada kötü hiçbir şey yok. İftihar edilecek şey vardı. Afgan cihadına biz para toplayıp Afgan cihadının safhalarıyla iç içe olmak için yapılmış bulunan
görüşmelerin bir sahnesiydi. Ben iftihar ediyorum. Bosna ile ilgili de yine aynı durum. Geleceğim efendim. Neler oldu? Neler oldu? Neler oldu? Ya, Afganistan'da. Çöp bidonuyla para topladık. O Bosna için yapmıştık. Gazi Osman Paşa'da bir miting vardı. Evet, evet. Çöp bidonuyla. Onun mimarı bizi söyleyeceğim. Oraya da geleceğim inşallah. Şimdi efendim tabii Erbakan hocamızın emriyle oluyordu hepsi. Tabiatıyla. Bu emri de biz yapardık. Ve o devirde de Afgan cihadına büyük yardımlar, büyük değil, küçük ama Allah'ın bereketini veriyordur mutlaka. Erbakan hocam, Afganistan'da yapılan Ruslara karşı cihadın, ben öyle söylüyorum ki, lideriydi. Niye? Hep sondan gelir, taktik alırlardı. Hatta sonradan ben öğrendim, Afganistan cihadı bittikten, Rusları bir noktada pes ettirdikten sonra Amerikalılardan almış oldukları Stinger füzeleri vardı onlarda. Bir gün Çeçenlilerin başı sıkışmış. Niye? Ruslar şeyle, uçakla bombardıman yapıyorlar. Büyük katliamlar yapıyorlar. Hiçbir şey tüfekle, uçağa, makinalı tüfekle hiçbir şey yapamazsın. Yapılamıyor. Erbakan hocamız birilerini görevlendirmiş. Halen o birileri var hayatta biliyorum. Birilerini görevlendirmiş, Afganistan'da bulunan Stinger füzelerinden halen elde mevcut olanlarının Çeçenistan'a aktarılması ve uçaklara karşı kullanılması için talimat vermiş. Ve ondan sonra da Çeçenistan Rus bombardımanından o füzeler sayesinde kurtuldu. Bunu da hep canlı şahit olarak biliyoruz. Tabii Afganistan'da ne oldu sonra da? Rusya'nın demir perdenin yıkılmasını sonuç olarak getiren baldırı çıplak Afgan mücahitlerinin galibiyeti, Rusları perişan etmesi ve demir perdenin yıkılması olayını Erbakan hocamız idare etti diyebilirim gönül rahatlığıyla, çünkü şahitlerinden birisiyim. Sadece Afganistan değil, Afganistan'daki olaylar birazcık durulmaya başladı. Bu sefer de demir perde çökünce Yugoslavya'da dağılma meydana geldi. Efendim, orada Sırplar, Hırvatlar ve Müslümanlar ayrışmaya başladılar. Müslümanlar gafil avlandılar. Çünkü Rusya'dan kalmış bulunan ağır silahlar, bütün ağır silahlar Sırpların, Hırvatların eline geçtiği, Müslümanlarda çakar almaz tabanca bile yok, o hale geldiler. Ve saldırı başladı. 1990'lı yılların başından itibaren acımasız bir katliam başladı Bosna'da. Bu katliamdan kaçan yüzlerce, binlerce efendim Boşnak Müslüman geldiler, bizler de misafir oldular. Erbakan hocamızın talimatıyla onları iaşesini, ibadesini yapmak suretiyle bir nebze olsun bir şeyler katma, artı yine aynen Afganistan için nasıl paralar topluyor idiyse silah fabrikası Türkiye'de de Erbakan hocamızın talimatıyla Boşnak paralar toplandı. Başkanımın izah ettiği Gazi Osman Paşa'da büyük bir miting tertip ettik biz Bosna lehine. Bosnalı'la Bosna mitingi demiştik ona. Evet. O mitingde Halide isimli bir hanım büyükelçileri vardı onların İstanbul'da. Onu konuşturduk diye, para topladık diye biz mahkemelerde süründük. Mahkemeler olmuş kişiyiz. Niye onu konuşturdunuz? Yabancı birisini. Allah'tan ki o hanımefendinin bir de Türk pasaportu varmış da oradan yırttık. Yoksa biz de gidiyorduk. Hapse atacaklardı bizi. Oradan kurtulduk. Bu paralar ne oluyordu? Tabii Türkiye genelinde paralar toplanıyor. Sadece Türkiye değil, Avrupa'da Milli Görüş Teşkilatları Erbakan hocamın talimatıyla paralar topladılar. Büyük paralar değil. Kimse büyük zannetmesin. O bidonlu Gazi Osman Paşa mitinginde toplanan para, gece oturduk sabaha kadar saydık. Bizim insanımız da bir tuhaf. Yani cebinde yırtık paraları atmışlar bidonun içine. Biz onları koyduk mitingde, topladık. Yırtık paralar, bozuk paralar atmışlar. Efendim, dürmüş, bükmüş, dürmüş, onları açıp vesaire yapıncaya kadar o paraların toplamı 100 bin dolar çıktı aşağı yukarı. 100 bin dolar çıktı. O bidonlar ağzına kadar para dolmuş gözüktü. Halbuki hepsi bozukmuş onlar. Beşlik, onluk, iki buçukluk vesaire paralar.
Bunlar ne oldu? Bunlar Erbakan hocamın vasıtasıyla Bosna'daki cihada gitti. Ali İzzet Bek, o iş merhum. Kaç defa ben İstanbul'dakilere şahidim. Tabii Ankara'ya da gitmiştir, hocamla görüşmüştür ama hocamdan talimatlar aldığına şahidim. Şöyle yapılacak, böyle yapılacak, ona efendim savaş taktikleri, talimatlar verdiğini çok iyi biliyorum. Ve toplanan paraların büyük bir bölümü de kendi ellerine ve kendi makbuzlarıyla bizim Refah Partisi'ne hitaben yazılmış teşekkür mektupları halen bendedir. Ama nerede saklıyorum onu da ben de bilemiyorum. Şimdi arasam bulabilir miyim? Bilemiyorum. Bende. Onların vasıtasıyla paralar verdiği. Ama Türkiye'de Erbakan hocamı o kadar sıkıştırıyorlar ki muhtemelen Sırplar, muhtemelen Amerikalılar, muhtemelen Haçlılar Sırpların kazanması için, Müslümanların silahlanmaması için Türkiye'de Erbakan hocama vuruyorlar. İşte mercimeklerdi, dartınlardı, bilmem nelerdi. Bir sürü iftiralar. En sonunda Erbakan hocam bunaldı. Bir basın toplan, o vardır. Yani arşivlerde bulabilirsiniz. Vardır. Dedi ki bizi çok bunalttınız. Bu paraları bizi yediğimizi zannediyorsunuz ama biz bu paralarla orada efendim cephane fabrikası, silah fabrikası atölyesini silah fabrikasına döndürdük deyince hemen anladı Sırplar. Ertesi günü gittiler, bombaladılar o cephane fabrikasını. Yani zorla söylettiler hocam. Zorla söylettiler. Evet. Evet. Yani adeta Türkiye'deki düzen Sırplara çalıştı. Türkiye. Ya çok üzülüyorum başkanım. Bizim o zaman içimizde bulunan hoca diye bazıları var. Böyle hürmet ettiğimiz, başımızın tacı yaptığımız efendim, yol değiştirip başka partiye geçince hoca paraları yedi demeye başladılar. Aman yarabbim. Allah. Halbuki biliyorlardı. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Daha 2 ay önce bana özel birini göndermiş. Bu paraları Erbakan şöyle yedi değil mi? Bana tasdik ettirmeye çalışıyor. Sübhanallah. Sübhanallah. Allah'tan korkun ya. Bir VTR verelim mi? Hay hay.